Rubikon Tarih'ten herkese merhaba. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışına ihraç ettiği tek başbakanı Sadullah Koloğlu'nu anlatacağım bu programda size. Sadullah Koloğlu, Cumhuriyet'in ilanından sonra Trabzon, Of ve Sürmene ilçelerinde, İznik'te, Karacabey'de, Çatalca'da ve daha birçok ilçede kaymakamlık yaptı. Ardından Hakkari ve Bingöl valilikleri görevlerinde bulundu. Halk ona Arap Kaymakam lakabını taktı. 1950 yılında Libya'ya gitti. Libya emiri Sunusi Sadullah Bey'i Türkiye'den yeni kurulacak hükümette görev alması için resmen talep etti. Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla 3 yıl için Sadullah Bey'in Libya hükümetinde görev almasına izin verdi. Sadullah Bey de bu izinle Libya'nın ilk başbakanı oldu. Sadullah Koloğlu'nun Libya'nın ilk başbakanı olmasının yanı sıra Masonlarla ilgili çalışmalarıyla da bilinen ünlü bir araştırmacı yazarın babası olması hususiyeti var. Bülent Ecevit, Koloğlu'nun o ünlü yazar oğlunu Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kendisine danışman yaptı. Libya özel temsilcisi olarak görevlendirdi. Libya Türkiye'den Sadullah Koloğlu'nu neden istedi? Koloğlu Libya'da neler yaptı? Bülent Ecevit, Sadullah Koloğlu'nun oğlunu neden danışmanlığına getirdi? İstanbul'un Balmumcu semtiyle ilgisi neydi? Bu soruların cevaplarının ve daha fazlasının yer alacağı programa geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Programı faydalı bulursanız videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Eleştirilerinizi ve görüşlerinizi yazmanız benim için çok önemli. Rubikon Tarih'e abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Katıl butonuyla üye olabilir ve Rubikon Tarih'e destek sağlayabilirsiniz. Rubikon Tarih, Türkiye'nin ihraç ettiği tek başbakan Sadullah Koloğlu dosyasıyla başlıyor. Sadullah Koloğlu'nun hayat hikayesiyle başlayalım. Aslen Karaman kökenli Sadullah Koloğlu. Büyük dedesi Konya Karaman'dan o zaman Osmanlı'nın bir vilayeti olan Libya'ya gidip Derne vilayetine yerleşmiş bir Yeniçeri. Büyük dedesinin Yeniçeri olmasıyla Koloğlu soyadı arasındaki bağlantıyı biraz sonra anlatacağım. Sadullah Koloğlu'nun babası Hacı Mebrük Efendi, annesi ise Girit'ten sürülüp Bingazi'ye sığınan Zeynep Hanım. Hacı Mebrük Efendi Derne'de yağ ticaretiyle uğraşıyordu. Belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı da yaptı. İtalya, Libya'yı işgal etme girişiminde bulunduğunda direnişi örgütlemek üzere Trablusgarp'a gelen Mustafa Kemal ve Enver Beylerin de bulunduğu Osmanlı subaylarıyla Derne'de irtibatlıydı Hacı Mebrük Efendi. Sadullah Koloğlu 1884 yılında Bingazi'de doğdu. Sadullah Bey'in Koloğlu soyadının aslı Kuloğlu. Osmanlı askeri teşkilatında genellikle Yeniçeri ve Kapıkulu askerlerinin oğulları anlamına geliyor Kuloğlu tabiri. Soyadının hikmeti de bu. Dedesinin Yeniçeri olması. Babası Hacı Mebrük Efendi, Sadullah Bey'i okul çağına gelince İstanbul'a getirdi. İstanbul'da devletin ileri gelenlerinin çocuklarının okuduğu aşiret mektebine yazdırdı. Aşiret mektebi, Türk kültürü ve modern bilimler öğrenerek mezun olup devlet hizmetinde görev alan öğrencilerin okuduğu okuldu. Aşiret mektebinden sonra da Mektebi Mülkiye-i Şahane'yi 1902 yılında pek iyi dereceyle bitirdi Sadullah Bey. Osmanlı'da mülki idare amirleri bu okuldan yetiştirdi. Mezun olduktan sonra doğum yeri olan Libya'ya döndü ve Bingazi vilayeti Derne kaymakamlığında maiyet memuru olarak göreve başladı. Ardından Anadolu'da Buldan ve Pınarhisar kaymakamlığına atandı. Trakya bölgesinde de Vize ve Saray'da, sonrasında Maçka'da kaymakamlık yaptı. Cumhuriyetin ilanından sonra Of, Sürmene, Konya Kadınanı ve 1929'da yine Trabzon Of, sonra İznik, Karacabey ve Çatalca Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Mülki İdare Amirliği görevine başlamasının 36. yılında 1938'de Hakkari, 1940'da ise Bingöl Valiliğine atandı. 1941 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı Sadullah Bey. Mülki İdare Amirliği'nde ilginç olaylar yaşadı ve icraatlarıyla halk arasında tabiri caizse nam saldı Sadullah Koloğlu. Kurtuluş Savaşı sırasında Karadeniz ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Hem Türk hem de Rum çetelerinin faaliyetleri nedeniyle asayişin bozulduğu zamanlardı. Asayişi temin etmek için çalıştı. 1929 yılında ilk görevi sırasında eşkıyalara karşı verdiği mücadele nedeniyle Of'a ikinci kez atandı. Bu esnada yanına iki jandarma alıp eşkıya Laz Hüseyin'in kapısına dayandığı ve onu yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlatılır. Kaymakam o akşam Laz Hüseyin'i Don Paşa Of sokaklarında gezdirir. Sürmene'de ise kadınların çalışıp erkeklerin tembellik ettiğini görünce erkekleri zorla kadınları yapmaya zorladıkları işlere gönderdi.
Erkeklerinin onuru zedelenmesin diye kadınlar Koloğlu'na karşı çıkar ama nihayetinde Koloğlu'na karşı fazla direnmezler. Din istismarcılarını halka teşhir etmek de hatırlanan özelliklerinden biri Koloğlu'nun. Kadın anında kaymakamlık yaparken halkın dini duygularını istismar eden birini cehaletini ortaya koyarak teşhir eder. Ünlü araştırmacı, tarihçi yazar olan oğlu Orhan Koloğlu da 1929 yılında kadın hanında doğdu. Orhan Koloğlu'ndan biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Sadullah Koloğlu ayrıca halkı yılgınlıktan, ümitsizlikten ve fakirlikten kurtarıp kalkındırmak için bazı zora dayalı faaliyetlerde bulundu görev yaptığı yerlerde. Çevreyi yeşillendirmek ve gelir kaynağı sağlamak için halkı sabahın köründe kaldırıp akşam güneş batana kadar bağların dikiminde çalıştırdı. Bu yüzden Ankara'ya halkı zorla çalıştırıyor diye şikayet edildi. Sadullah Koloğlu'nun adı Libya doğumlu olması nedeniyle Arap kaymakama çıktı halk arasında. Karaman'a bağlı Ermenek ilçesinde teftişteyken kendi başına ağlayan 7 yaşında Huriye adında bir kız çocuğu gördü. Kız çocuğunun kimsesiz olduğunu öğrenince onu yanına aldı, kendi nüfusuna geçirdi ve evlat edindi. Sadullah Koloğlu'nun ilk eşi Pınarhisar'da kaymakamlığı sırasında hastalanıp vefat etti. Daha sonra ikinci evliliğini İstanbul'un köklü ailelerinden Balmumcuların kızı Refika Hanım'la yaptı. Bugün İstanbul Balmumcu semtine adını veren aslen Konyalı olan bu aile Avrupa'ya ticaret yapan ilk Müslüman tüccarların ailesiydi. Refika Hanım'la evliliğinden iki oğlu oldu. Orhan ve Doğan. Orhan Koloğlu uzun yıllar gazetecilik ve basın yayın enformasyon genel müdürlüğü yaptı. Tarih kitapları kaleme aldı. Doğan Koloğlu ise spor gazeteciliğine yöneldi. Sadullah Bey 1941 yılında emekli olunca maddi sıkıntı çekti ailesiyle. İstanbul'da bazı geçici işlerde çalıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çuval kontrolörlüğü ve Çocuk Esirgeme Kurumu müfettişlikleri yaptı. Ancak geliri çocuklarının eğitimini tamamlamaları için yeterli değildi. Babasından kalan mirasın olup olmadığını öğrenmek için Libya'ya Bingazi'ye gitti. Burada babasının yakın arkadaşı olan Bingazi emiri Sunusi ile görüştü. Libya'nın bağımsız bir devlet olarak kurulması gündemdeydi o yıllarda. Emir Sunusi, Sadullah Bey'e kendisini yanında yardımcısı olarak görmek istediğini söyledi. Sadullah Bey bu teklife sıcak bakmadı ve Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'de geçim sıkıntısı çektiği günler devam ediyordu. Emir Sunusi bu kez Türk hükümet yetkililerine başvurdu ve Sadullah Bey'in yeni kurulan Bingazi merkezli Libya hükümetinde görev alması için izin istedi. Türk hükümeti bu konuyu Bakanlar Kurulu'nda görüştü ve 23 Ocak 1950 tarihli kararla Sadullah Bey'in 3 yıl süreyle Bingazi hükümetinde çalışmasına izin verdi. Libya toprakları Trablus, Bingazi ve Fizan olarak 3'e bölünmüş durumdaydı. Libya, Fransızların karşı çıkmasına rağmen Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla birleşik olarak bağımsızlığını ilan etti. Sadullah Bey Libya hükümetinde önce Sağlık Bakanlığı yaptı. Sonrasında ise Emir Sunusi tarafından başbakanlık görevine getirildi. Libya'nın ilk başbakanıydı Sadullah Bey. 1952 yılına gelindiğinde yaşı ilerlemiş, 68 olmuştu ve hastalıklar baş göstermişti. Tedavi olmak için Türkiye'ye dönmek istedi Sadullah Bey. Bavullarını hazırlatıp arabaya yükletti. Türkiye'ye dönmenin sevinciyle gece daldığı uykusundan uyanamadı. 28 Mayıs 1952 günü vefat etti. Öldüğünde şahsi hesabında sadece 45 İngiliz sterlini vardı. İsmi Bingazi'deki bir hastaneye verildi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başbakan olan Bülent Ecevit, harekatın emrini veren Bülent Ecevit, Sadullah Koloğlu'nun Libya'da sevildiğini ve sayıldığını bildiği için onun akademisyen oğlu Orhan Koloğlu'yu Libya özel temsilcisi olarak atadı. Bilindiği üzere Libya, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye maddi değerinin yanında manevi değeri de çok yüksek destek vermişti. Libya'nın başında Muammer Kaddafi bulunuyordu o dönem. Libya, Türk ordusunun ihtiyacı olan askeri malzemeleri Türkiye'ye verdi ve Kıbrıs çıkarmasına destek oldu. İşte bu süreçte Başbakan Bülent Ecevit, eski Libya Başbakanı Sadullah Koloğlu'nun oğlu akademisyen ve yazar Orhan Koloğlu'nu Libya özel temsilciliğine ve danışmanlığına getirdi. Sadullah Bey'in oğlu Orhan Koloğlu çok yönlü bir araştırmacı, gazeteci, yazar ve akademisyen. Hem akademide hem de bürokraside görev aldı. Başta tarih ve sosyal bilimler alanlarında olmak üzere 90 kitap yayınladı. Bazı kitapları benim kütüphanemde de var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Dönemi Masonlar adlı kitabı. Türkiye'de masonluk üzerine önemli çalışmaları ve kitapları var Orhan Koloğlu'nun. Orhan Koloğlu 17 Nisan 2020'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşındayken vefat etti. Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. Evet, Türkiye'nin ihraç ettiği tek başbakan Sadullah Koloğlu'nun hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik.
Bu tür yayınların devam etmesi için programı faydalı bulduysanız, bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarihi'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon Tarihi'yi takipte kalın.